baba gel. Şöyle bir dön İlhan abi. Gel gel gel. Gel bu tarafa. Gel 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 gel. Ve Serman. İlhan abi şöyle dön de ışığa doğru. Evet. Evet başkan. Bir saniye başkanım. Evet. Başkanım bir saniye. Çok özür dilerim. Hazır mısın? Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Yanına geçelim. Tamam mısın? İlhan abi bir tane. Allah sağ olsun. Evet sayın başkan. Dert yanmadan keyifle bir maç izlediğin gibi geliyor bana. Hakikaten çok keyifli bir müsabaka izledim. Gençler Birliği de bugün bana göre çok iyi bir oyun sergiledi. Herkes vazifesini layıkıyla yaptı. Bir de genç bir çocuk bugün bayağı tereddütlüydük. Gerek kulis için sakatlanması, jürinin sakat olması ve hocayı da burada tebrik ediyorum. Hoca da bu Ahmet Çalık'ı buraya koymakla büyük bir risk aldı. Ama buna rağmen o da ilk maç olmasına rağmen yani insan 18 yaşında heyecanlanır topu ayağını vuramaz. Sanki uzun yıllar Gençler Birliği'nde oynamış gibi o da bugün sahada diğer arkadaşları gibi görevini yapan bir oyuncuydu. İnşallah daha ilerlerde Gençler Birliği Ankara'ya layık olmak için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Bu maksatla da her futbolcumuzu satmak değil, bilakis Ankara'yı da bir de biliyorsunuz Ankara gücümüzün inşallah ligde kalır. Ankara gücünün olmayışı da Ankara'da bizi tek takım haline getirdi. Türkiye'nin bir başkenti olan bir şehirde herhalde Gençler Birliği de Ankara'ya yakışır bir şekilde temsil edecek. Ben dolayısıyla Ankara'daki siz değerli basın mensuplarına da hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizin önerileriniz, sizin efendime söyleyeyim bize tavsiyelerinizi her zaman dinlemişimdir. Gene öneri ve tavsiyelerinize açığız. Hepinizi kutluyorum. Başkanım, teşekkür ederim. Kiralık bir golcü ile adeta ligin seyrini değiştirdiniz. Bu tabii bu olabilir. Her takım kiralık oyuncu alabiliyor. Biz de alıyoruz. Tek tabii ki inşallah o futbolcuyu da Gençler Birliği kulübüne mal ederiz. Kazandırmayı düşünüyorsunuz. Düşünüyorum evet. Teşekkürler. Başkan, tebrikler.